Ben kılık kıyafetin Türkiye'deki eğitim sistemindeki en önemli reformlardan birisi olduğunu düşünüyorum. Kim ne derse desin. Hangi tür itiraz yapılıyor olursa olsun. Çünkü bu tartışmalara hiçbir itirazım yok. Bu tartışmalar yapılmalıdır ama Türkiye'nin demokratikleşmesiyle ilgili en kritik basamaklardan birisi olduğunu ve Türkiye'de aslında otoriter, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kurgulanmış ve birazcık da vesayetçi şeyi, yönetimi sembolize eden bir uygulamanın ortadan kalktığı düşüncesini taşıyorum. Evet, Sayın Bakanım, ismim Bulaş, konuyla ilişkilendirecek bir soru soracağım size. Öncelikle takdir edilecek ilk 5 tane siyasetçi içerisinde olduğunuzu söylemeliyim burada. Estağfurullah, hiç öyle değil. Kesinlikle öyle. Mütevazeliğiniz, kişiliğinizle bunu net bir şekilde ortaya koyuyorsunuz. Yalnız şu var. Değerli Bakanımız, İngiltere'de bile başörtüsü serbestken bugün Türkiye'de niye başörtüsü yasaklandı? Bir de AKP tarafından yasaklanmış olması herkesi hayal kırıklığına uğrattırdı. Bir ikincisi, biz buradayken bugün belki işin ekonomik yönüne bakarken şu an Türkiye'de binlerce insan sokaklara döküldü. Bunlar sokaklara dökülmek yerine gidip de kitap okusalardı olmaz mıydı? Ve insanların inançlarına ters düşen bir şeyi de asla zorlayamazsınız. Diyeceksiniz ki Japonya'da da böyle bir şey vardır, olabilir ama onların inançlarına terstir. Dolayısıyla bugün Hristiyan olan, Yahudi olan ülkelerde bile başörtüsü serbestken Müslüman bir ülkede nasıl yasaklanabiliyor? Mini etek serbest ama başörtüsü yasak. Lütfen Allah rızası için elinizi temiz vicdanınızda koyun. Size oy verenlerin çoğunun başörtülü olduğunu düşünmüyor musunuz? Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Bu soruya bunu soru olarak almayayım istersen, yorum ve teklif olarak alayım. Ne dersin? Arkadaşlar, aslında şunu söylemek lazım. Yani biraz samimiyetle ve açıklıkla. Gerçi Milli Eğitim Bakanı'nın çok samimi ve açık olması medyanın eline çok fazla malzeme veriyor. O yüzden şeyim ama Türkiye süreç olarak her şeyin daha serbestçe yapılabildiği demokratik bir kültüre sahip olduğunda, biz demokrasiyi daha fazla içselleştirdiğimizde bu toplumda her kesimin talebi karşılıklı olarak yerine gelmiş olur. Endişe etmeyin. Evet. Buyurun. Bu